Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün olsun bu. Artık Ankara'nın kışı yavaş yavaş geliyor. Evet, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biri. Hem geleceğimizi şekillendiriyor, hem Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için öğretmenlere de çok büyük ihtiyacımız var. Ama maalesef şu gün ülkemizde atanamayan öğretmenler, mesleklerini layıkıyla yapmaktan alıkonulan öğretmenler de var. Ben yüz binlerce atanamayan öğretmenimizin, yüz binlerce PİKTES öğretmenlerinden tutun da ücretli öğretmenlerine, ders saatli ücretlere kadar bütün öğretmenlerimizin özlük haklarının yeknesek hale getirilmesi ve her birinin emeklere uygun şekilde en yüksek ücreti alarak eşit bir şekilde refah içinde yaşamasını diliyorum bugün için. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na buna söz verdik. Umarım yarına öğretmenlerimiz için çok daha iyi olacak. Bu anlamda baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü burada bir kez daha yad ediyorum. Özellikle harf devrimi için, özellikle eğitimde yaptıkları için, özellikle öğretmenlere verdiği değer için. Evet, değerli basın mensupları, bir iki gün önce çok ciddi bir deprem yaşadık. Ben depremde iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ama gördük ki deprem her zaman olabilir. Her zaman, her an karşımıza çıkabilir. Depremi önleyemiyoruz diyorlar. Belki depremi önleyemiyoruz ama depremin yol açacağı zararları önleyebiliriz, engelleyebiliriz. Bunun için de siyasi iktidarın gerekli önlemleri alması gerekiyor. Peki siyasi iktidar ne yaptı? Bu konu dün Meclis Genel Kurulu'na Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir araştırma önergesiyle de getirildi. Deprem zararlarının önlemesiyle ilgili bir araştırma önergesini Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut takdim etti, sundu ve tabii ki yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama burada daha da önemli bir şey var. Ben 2018 yılından beri soruyorum. Önce Hazine ve Maliye Bakanı'na sorduk. Dedi ki deprem için toplanan 64 milyar lirayı ne yaptınız? Allah aşkına, yani bu parayı ben milletin vekili olarak soruyorum. Bu para nerede? Bir cevap geldi. Cevapta ne dediler biliyor musunuz? Biz Maliye Bakanlığı olarak bilmiyoruz. Bunu İçişleri Bakanlığı'na sorun. Peki dedik biz de. İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Sayın İçişleri Bakanlığı, deprem için paralar toplandı bu ülkede. Deprem vergileri 64 milyar. Bu paralar ne oldu? Neler yaptınız? İçişleri Bakanlığı da bir cevap verdi. Ben bilmiyorum. Bilse bilse AFAD bilir. Peki dedik. Cumhurbaşkanı yardımcılığına AFAD'la ilgili bir soru sorduk. Ve ondan sonra gelen cevap Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Bir basın toplantısında bir konuşma dedi ki bizden hesap mı soruyorsunuz? Bizden hesap sormayın. Yani deprem ile ilgili toplanan paralar uçtu gitti, yok oldu ama depremin yaratacağı önlemler, neler alınması gerekiyor, depremin zararları nasıl azaltılabilir, konutlar nasıl güçlendirilebilir, ne önlemler alınabilir, deprem olduğu zaman neler yapılacak, nasıl eğitimler verilecek, bunlarla ilgili hiçbir cevap alamadık ve maalesef bu konuda siyasetler sınıfta kalmıştır. Allah korusun, büyük bir İstanbul depremi olduğu zaman taş üzerinde taş kalmayabilir. Depremin acıları, kaybettiğimiz insanlar olabilir ama ondan sonraki sorunlar, lojistik sorunları olsun, beslenme, ısınma, her tür sorun karşımıza çıkabilir. Bunlarla ilgili olarak maalesef siyasi iktidar herhangi bir önlem almıyor. Bununla ilgili olarak da ben burada meclis kürsüsünden siyasi iktidar tekrar uyarıyorum. Belki depremi önleyemezsiniz ama depremin vereceği zararları kesinlikle önleyebilirsiniz. Bunu da yapmıyorsunuz. Bir diğer konu, değerli basın mensupları, bir kanun teklifi verdik bugün. PTT'de çalışan idari hizmet sözleşmeli posta emekçileri var. Bu posta emekçileri kanun hükmündeki kararname ile KPSS sınavına girerek göreve alındılar 2018 yılında. Eşi benzeri yok. 2018 yılından beri zaten postane herhangi bir memur, işçi ya da herhangi bir personelde alınmıyor. Ama 2018 yılında postaneye giren İHS'li arkadaşlarımız
Devlet memuru statüsünde çalışıyorlar. Memur sendikasına üyeler, devlet memuru bunlar. Fakat devlet memuru kadrosuna alınmayıp burada da gösterilmedikleri için kadrolu devlet memuru kadrosunda maaş alanlar arasında 2-3 bin lira bir fark var. Biz bu kanun teklifimizde aynı işi yapan, birlikte omuz omuza çalışan postanedeki emekçi kardeşlerimiz arasındaki farkın giderilmesini ve postane çalışan İHS'li, İdari Hizmet Sözleşmeli post emekçilerinde yine devlet memuru kadrosuna geçirerek oradan maaş alması teklifimizi verdik. Bunda da Ulaşma Bakanlığı'ndan ve postaneden bir anlayış, destek ve daha doğrusu gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bu arada ben Ulaşma Bakanlığı'nın bütçesine de söyledim. Postanede ciddi sorunlar var. Pul basmak, para basmak gibi bir devletin bağımsızlık alameti farikalarındandır. Posta bu nedenle, PTT bu nedenle çok önemlidir ve gerçek anlamda da PTT bir kamu kurumudur. Onların şirket olarak yapılandırıldı, varlık fonuna devredildi ve varlık fonuna devredildiğinden beri inanılmaz zarar ediyor. Bu ayrı mesele. Zarar ettirilmesi kamu görevi yaptığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Fakat bunun yanında 2018 yılından beri postaneye, PTT'ye personel alımı yapılmıyor. Mevcut personele inanılmaz baskılar yapılarak önce işte 60 tebligat yapacaksınız günde diye bir baskı geldi. Sonra bunu 90'a çıkarttılar. Şimdi 110'a çıkarttılar. Ben avukatım, bir tebligatın kaç dakikada yapılacağını bilirim. Doğru düzgün, usulü uygun bir tebligatın bir mahallede gezen bir PTT emekçisinin bir gün içinde ne kadar sürede yapacağı bellidir. PTT emekçilerine yoğun mobbing uygulayarak insanüstü bir çabayla usulü de boş verin ama durmadan tebligat yapın gibi bir saçmalık var. Buradan söylüyorum, uyarım, bundan vazgeçsinler. Bir de postane kesinlikle yeni bir personel almıyor ama taşeronlara, istediği kişilere taşeronluk vererek taşeron işçilerini ucuz emek gücü olarak sömürüyor. Fakat bunlara da kanuna yasak olmasına rağmen tebligat yaptırmaya çalışıyor. Bu da hukuka uygun değil. Adli tebligatların memuriyle yapılması gerekiyor. Memuriyle yapılmayan bütün tebligatlar iptale tabi olacaktır. Bu da ileride hem hak kayıplarının hem de postanenin tazminat ödemesine neden olacaktır. Bugün son konumuz yine Mersin'den olacak. Ben sizlerin huzurunda da, değerli basın mensuplarının huzurunda da, meclis kürsüsünde de devamı tekrar ettim. Siyasi iktidarın, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin Mersin'in önüne taş koymamasını, Mersin'in hayallerine engel olmamasını, Mersin'in 100 yıllık metro hayalini engellememesini defalarca söyledim, istedim, talep ettim. Bir Mersinli olarak, bir Mersin milletvekili olarak, bir Mersin aşığı olarak. En son Ulaşma Bakanlığı bütçesinde de Sayın Bakan'a, Ulaşma Bakanı'na dedim ki lütfen Hazine Bakanı'nda söyleyin, önünde bir evrak var, bir imzasını bekliyor. Mersin metrosu projesi hazır. Kaynağı bulundu. Belediye meclisi onay verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da yatırım projesini aldı. Bakan Nebati bir imza atacak ve bu proje hayata geçecek. Şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla bu metro projesine devam ediyor ama bu dış kaynaklı gelecek yatırımlarla bu metro bitebilir. Bu hayal gerçekleşebilir. Buradan tekrar diyorum. Sayın Nebati lütfen Mersin metrosu ile ilgili imzayı at. Mersin'in hayallerine engel olma. Eğer Mersin'in hayallerine engel olursan 1 Ocak'tan itibaren her gün ve her gün Mersin'de Mersin'in düşmanı olarak, Mersin metrosunun katili olarak sizi anlatacağım. Sizi Mersin kamuoyuna şikayet edeceğim. Evet değerli basın mensupları, yarın da kadına şiddetle mücadele günü. Ben kadına şiddetin politik olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddeti önlemenin esas güvenin siyasi iktidarda olduğunu görüyorum. Bu konuda tabii ki kadın milletvekili arkadaşlarımız daha ayrıntılı basın açıklamasında bulunacaklardır, beyanlar bulunacaklardır ama şunu söylemek lazım. Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Kadına şiddetin önlenmesi için başta eğitim gerekir ama en önemlisi siyasi iktidarın ve siyasi iktidar yandaşlarının eylem ve söylemleriyle kadını ötekileştirmemesi, ikinci sınıf insan olarak göstermemesi, aşağılamaması, eve kapatmayı düşünmekten vazgeçmesi ve kadına
karşı tutum ve davranışlarıyla topluma kötü örnek olmamalı gerekiyor diyorum ve her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.